Öldüm anam, öldüm. Öldüm anam, öldüm. O nasıl iğneydi ya? O yana kaşlandım. Hemşire, elleri kırılaydı inşallah. Karbura çevirdi beni ya. Ya bacanak, sağlığına kavuşuyorsun ya, sen ona bak, ona. Ya ben o... Hombolo kombolo virüsüne çok mutluydum vallahi. Ama iğne işi bozdu. Tam da alışırdım kendisine. Teyo, öyle deme. Yılmaz'a yatıp kalkıp dua etmemiz lazım. İkisini bir arada yapamıyorum Mühsin'e. İğneyi olduktan sonra yattım kaldım. Biz de olduk o iğneden. Esami. Ersa tabii. Bak Muhsin'e yenge de, çocuklar da senin gibi içi seksen uzanma. Şey ya işte, o şeyden de... O neydi? Şimdi bak, benim vücudumda her nevi antivirüs programı var. O nedir ya? Ya cahil adama da dert anlatmak ne mümkün? Bana bak, tepelerim seni şimdi ya. Yılmaz, bırak da anlatsın adam. Vallahi bal dedim haklı. Koymayın şu adamı kardeş, anladık ya. Bir dinle de. Tövbe estağfurullah. Şimdi ben yüksek şahsiyetli biri olaraktan... ...ayrıyeten kahraman ruhlu olduğumdan dolayı... ...77 milletin... Her türlü bilim adamı benden çalışmak için can atayım. Beni teklifte bulunurlar. Ben de mütevazi bir insan olduğumdan dolayı hayır diyemiyorum. Allah Allah. Tabii ki bak şimdi İsviçre bilim adamları olsun, İtalyan tıp otoriteleri olsun benimle çalışmak için teklifte bulunurlar. Atletik vücuda sahip olduğum için. Tabii ki bu atletik vücudu da Allah kimseye nasip etmiyor. Senin vücudun atletik. Ha bu vücudun. He, bak İspanya'dan Atletico Madrid. Atletico Bilbao takımları bana transfer teklifinde bulunurlar. Teo bizim takımın durumu iyi değil. Gel bizi kurtar diye ya. Sen de gitmeyesin. Yok her sene gidiyorum canım. Bu sene de gittim hatta. Hatta ve hatta şu anda da benim ikizimle konuşuyorsun. Ya ya saçmalayıp durma Allah aşkına. Ya tabii ki gitmem kardeş. Ne işim var benim İspanya'da? Ben Türkiye'de mutluyum. Ama buradan bir teklif gelirse düşünürüm. O da belki yani. Bu karantina olayı harikaymış ha. Evden çıkmak yasak, bilgisayar oynamak serbest. Süper var ya. Refik, yeter ama. Yakında gözlerin bilgisayar ekranıyla bütünleşecek. Ne güzel olur ablacığım. Dünyanın ilk monitör gözlü çocuğu ben olurum. Paraya da para demeyin. Süper vallahi değil mi? Sen işin gücün para. Kime çektin bilmem ki. Babama. Refikciğim bak.
Babamın para kazanması lazım bize bakmak için. Onun bu kadar parayı düşünmesi normal. Ama sen daha çocuksun. Senin yaşında bu kadar parayı düşünmek hiç de normal bir şey değil. Ablacığım armut dibine düşermiş. Peki Sayın Armut Bey, ders çalışmayı da düşünmüyor musunuz acaba? Ne dersi ya? Annemle babam bu işe biraz daha uyanmazlarsa bu sene okuldan yırttım demek. O nasıl oluyor ya? Hani Erzurum'dan daha kaydımı almadık ya. Aa, doğru ya. Aşk olsun sana Refik. Niye daha önce söylemedin? Unutmayayım da babama söyleyeyim ben bunu. Abla bak sakın ablana uğrama. Refik. Of ya, birbirlerine çok ortak yanımız varmış. Ne diyorsun sen ya? İkimiz de dilimizden çekiyoruz. Onu diyorum, bu okul olan hiç kimseye söylemesen... ...yarım dönemde olsa okuldan kaytaracaktım. Sen şimdi onu bunu bırak da konuya gel. Madem dünyanın en büyük bilim adamlarıyla beraber çalışıyorsun... ...bu Hongolo Gongolo aşısı neden bu kadar canını yaktı? Oy mi sen canına da kardeş? Biz hız da biz hız. Nerede kalmıştık? Ha. Şimdi dünyada ne kadar saygın bilim adamı varsa... ...çalışmalarını benden yap. Dünyadaki virüslere, mikroplara karşı yapılan aşıları benim vücudumda değil. Eğer bu aşılar vücudumda olumlu olursa... ...aşıları insanlığın hizmetine sun. Yani seni deneme tahtası yapmışlar, öyle mi? Aynen öyle. Şimdi benim vücudum... ...bu gibi virüslere, mikroplara karşı dayanıklı. Ama demek ki bu son zamanda taşınma sırasında... ...bu yeni çıkan virüse karşı vücudum habersiz kalmış. Bir de bu Hongolo Gongolo aşısı var ya... ...vücudum alışmamış ya, reaksiyon gösterdi. Bana bak, senden çıkan sese bakılırsa ona reaksiyon değil... ...öküz böğürmesi denir. Yunus! Zaten o zebellah gibi hemşirenin eli var ya... ...inağın edici arkadaş, he. Arkadan cildiğinden çıktı ya. Yine değil, sanki incirmili çibi ya. Abartma bacana. Altı üstü ha bu kadar bir iğneydi. Tabii, sana dokunmadığı için ile dersen. Benim canım tıbba kurban olsun. Kendini tıbba adamış biri olaraktan... ...bana vız gelir, tırıs gider. İnsanlığa yapmış olduğum bu fedakarlıklardan dolayı da... ...Tayyip Erdoğan, Obama, Putin, Sarkozy, Merkel... ...bir de dünyada ne kadar bilim adamı varsa... ...onların katıldığı bir toplantıya da davet edildim. Orada bana bir altın madalya takıdılar. Hem de 52. Putin bir tarafından tutmuş, bir tarafından da Obama'yla Sarkozy boynuma taktılar. Madem bu kadar altının vardı, niye borç içinde yüzeyirsin? Bu altınları bozdurup kendime harcayacak kadar da hayın değil. Gerçi bozdurdum bozdurmasına da... ...onu bir amaç için bozdurdum. Neymiş o ulu amaç? Erzurum'daki Uli Camii'nin restorasyonu için bağışta bulundum. Allah kabul etsin, neydi? Amin. Bu kadar şanslı bir çocuk olduğuna şükredeceğine... ...okula gitmemek için elinden geleni yapıyorsun. Ablacığım, ben bir şey yapmıyorum ki. Şartlar öyle gerektiriyor. Şartlar mı? Gerçekten okula gitmeyeceğini mi düşünüyordun? Yarı yıl tatili bitene kadar belki bunu fark etmeyebilirdik. Ama yarı yıl tatili bittikten sonra er geç okulun yolunu tutacaktın. Hadi ya, sahi mi? Tabii ki tatlım. Bak, senin yerinde olup okula gitmek isteyen o kadar çok insan var ki... ...ama onlar çalışmak zorunda bırakılıyorlar. Bırak bizi. Onlara haksızlık ettiğini düşünmüyor musun?
Ablacığım, aklıma bir fikir geldi. O zaman şöyle yapalım. Hani onlar okusun, ben çalışayım. Nasıl fikir? Peki o zaman. Bunu babama sen kendin söylersin. Ben bir atölyede çalışmak istiyorum dersin. Ya da bir kasapta. Ya da bir tamircide. Bu soğuk kış gününde orada olmak için can atıyorum dersin. Ya da düşündüm de. Hani ben okusam daha iyi olur. Şunun şurasında 15 sene kaldı zaten. Hani 15 senede okuyup iyi bir mühendis olur. Gene de paraya para demem vallahi. Ben okuyayım, okuyayım iyisi. Haber bacarak o. Aferin şu yeni yöntemci. Sonunda boyattı merdivenleri. Bizim Mert'in de bir paspas geçmiş. Her taraf pırıl pırıl olmuş vallahi. Ama bu çocukta son zamanlar bu işi aşkı nedir anlamadım. Var bu işte bir iş, var. Allah! Uzaylılar! Gidin buradan! Gidin bakın kafanızı pekmezine aktırma! Vallahi yaklaşmayın bana! Taş yok mu lan? Taş yok mu? Taş! Ulan Mert'in her tarafı pırıl pırıl yakmanın zamanı mıydı? Bir tane taş kalmamış salak Mert'in! Yaklaşmayın! Yaklaşmayın, tükürün! Tükürün bakın! Dediğimi yapan tükürün! Ne diyorsun oğlum sen? Anam! Türkçe'de öğrenmişler! Evet, Türkçe'nin Lazcası. Anam! Hem de Lazca Türkçe. Demek işgale Türkiye'den başlayacaklar. Kıyma bana Uzaylı abi. Acı bana. Bu genç yaşımda daha gelinimi bulamadan alma canım. Bak, emin ol gelinim çok yakınlar. Biliyorum. Hissediyorum. Fakat... anlatamıyorum. Aferin lan Mevzu, tam zamanında. Ya çıldırdınız mı? Ne yapıyorsunuz siz? Bu cüce uzaylıyı da dön. O en güçlüleri olabilir. Hem bunların vücut manyetonları çok farklı çalışır. Manyeto mu? Mekanizma olmasın o Peyhan abi. Manyeto lan, manyeto. Bana bak, bana bak. Siz karşılığınız. Bütün incimi size alacağım. Gel lan bana bakayım. Gel. Aa, bu ses. Buyur. Yılmaz Bey. Yılmaz Bey. Mertun, oğlum senin yaşın küçük. Bildiğin bütün duaları oku. Sen ne yapacaksın abi? Kadınlar ve çocuklar önden. Yani ben direkt kelime-i şehadet getireceğim. Ulan haşlandım ya. Neleri kırır o inşallah hepsini. Nasıl ineydi ya? Al o iğneyi, kılıç kalkan ekibine kat. Ekip sen eğer bağrına basmazsa, ne diyeyim sen diye arkadaşım. Amma abarttın Teo ya. Ezzak ile Müsine ya, hele kendime gelemedim ha. Bacanak değil sanki düşman milis kuvvet. Aa, öyle deme Teo. Bak adam gitmiş senin için araştırıp bulup getirmiş aşıyı. Keşke bulmaz olaydı. Aşıyı bulacağını bileydim ben, ile mi yapardım? Nasıl mı yapardın? Şey yani, demem o ki yani... bu kadar zahmet verdik bacanağa. İle olacağını bilseydim, hasta olur muydum hiç? Ama insanoğlu elinde değil ki işte. Gene de yani hasta olmamaya gayret ederdim demek istedim özüne. Ulan ne oluyor Aziz ya? Baba, Refik'in sana söylemek istediği bir şey var. Ne ki oğlum? Hadi ama Refik, ne konuşmuştuk seninle? Tamam ya. Baba, hani biz Erzurum'daki okuldan kaydımı aldık ya. Buradaki okula da kaydımı yaptırmadık ya. Ya onu yapalım diyecektim. O ne diyorsun oğlum? İyi ki bak hatırlattın ha. Ama bu hastalık illetinden kurtarak... İlk işimiz olacak ha. Unutmadan da söyleyeyim onu. Efendim bak. Senin bu okuma azmin benim gözlerimi yaşardı. Şimdi ben de senin gözlerin yaşar deme ola. Bu ne bir şeyler arasın? Ya baba bu ne?
Ara bola. Gene cimrini tuttu. Bula oğlum, biz senin zamanında onu da bulamaydık. Hadi, ablandan gidip bir şeyler alayım. Hadi. 1 milyon. Bula oğlum, bir git. İnsan hesabiyetini bozma. Zemen uşağını zile. Lafana bak, siz ne işe yaramaz uşaklarsınız? Ne cins adamlarsınız? Valla ne deseniz haklısınız Yılmaz Bey. Sizden çok özür dileriz. Hatamızı telafi etmek için de bir ay bahşiş almayacağız. Ya siz bizi nasıl tanımazsınız? Ya fazla uzatmayın Yılmaz Bey. Siz de bizi tanımazsınız ödersiniz. Siz lan bir de komiklik yapıp durayım. Yok, ben çok ciddiyim. Bana bak, sen Peyami misin, Plaki misin, nesin? Şu yayık ağzının üstüne bir tane vurdum, gösterirdim sana dünyanın kaçmayacak olduğunu ama dua et, işim var. Siz zahmet etmeyin Yılmaz Bey, biz hallederiz. İstemez. Sizden gelecek hayır Allah'tan gelsin. Yürü Fatih Bey. Oh, bunu da hasarsız atlattık, çok şükür. Ama bizim kangalar, kasarların büyüğünü görmüş. Aşık olmuş la bu resmen. Şşt, bak dur. Efendim Teyana. Ulan çakal! Şimdi anladım bu kadar gösterdiğin özeni ve ihtimatı. Çakal! Yok Teyana, bunu nereden çıkardın? Ben anlarım oğlum. Açın kulağı şimdi. Sen giderken biz geliyorduk bu yollarda. Ama önce elin iş tut. Ekmeğini kazan. Paranı kazan. Ondan sonra kurarsın yuvanı. Doğru diyorsun Peyami abi. Bunun için ne yapacaksın? Çok çalışacağım. Çok çok çalışacağım. Her tarafı temizleyeceğim. Çalışacağım. Yürü. Ya çocuklar biliyor musunuz? Dün akşam hasılat almaya kimse gelmedi. Hasılat o zaman kesin bizimdir. Saçmalama Toraman. Olur mu öyle şey? Ya ama hani diyelim ki yolda para buldun. E sahibi yoksa onu almıyor musun? E bu da onun gibi bir şey. İkisi de aynı şey sanki. Ben var ya ben yolda bir para bulsam sahibini ararım, bulurum ve paraları ona teslim ederim. Ben de bulamazsam karakola götürürüm ya da hayır kurumuna bağışlarım. Aferin kız Funda. Bak görüyor musun Toraman? Aklın yolu nasıl da bir. Yani. Neyse. Artık akşama kadar bekleyelim. Eğer kimse gelmezse akşama telefonla ararım patronları. Tamam işte en güzeli de bu. Buyurun. Teyami rahatsızlanmış da bir geçmiş olsuna gelelim dedik. Ama içeri giremezsiniz. Yo, girebiliriz. Bakın işte girdik. Biz nakliyeci olduğumuz için bu işin eğitimini aldık. Her eve itinayla gireriz. Hatta çıkarız da. Ama o çiçekleri sahibine verelim. Ha. Ama siz beni anlamıyorsunuz. İçeri giremezsiniz. Bu evde karantina var. Vey, dayar. Bu kız ne diyor? Evin garantisi var değil. Ben de zaten öyle anlamıştım canım. Bir de senden doğrulatayım dedim. Ulan dayar, görüyor musun? Ne acayip şeyler yapıyorlar ha. Evlerin kapalı açık otoparkı var, havuzu var. Şimdi de garantili ev yapmışlar. Evet. Garanti süresi içerisinde ev bozulursa geri değiştirirler herhal. Herhal. Bravo valla. Bu emlak sektörü de uçmuş canım. Uçmuş canım. Sen kimsiniz ulan? Biziz. Geçmiş olsun Teyami, nasılsın? Sağ olasın, sağ olasın. Allah iyilikizi versin ona. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Teyami bunlar bizzat sana. Evet. Sağ olasın uşaklar. Zahmet ettiniz. Ya ver otur, 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 otur. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Teyami. La uşaklar. Hasta adama mutluluk dilemek de yeni adetten mi çıktı? Neyse yine sağ olasın haydi. İkinci elden aldık da ondan. Evet. Sıfır çiçeklere paramız yetmedi de. Benim söylediğim cümle de aynı şeyi ifade etmiyor. Diyorum. Hem de fazlasıyla.
O zaman cümlemi geri alayım canım. Çok düşüncelisiniz, iyisiniz, hoşsuz ama biraz salak mısınız ne? Yoksa bana neyle gelir? O nereden çıktı Tayyi amme? Bunu oğlum, bu ev karantina altında. Görüyor musun? Biz de Tayyi amme adam sanmıştık. Oysa o da diğer adamlar gibi hava atmayı seviyor. İyi ki bir tane karantili evleri var. Alın karantili evinizi de başınıza çalın. Yürü gidelim Şahin. Şahin sensin oğlum sen. Ha, öyle mi? Demek ki ben iki saattir kendi kendime konuşuyorum. Niye uyandırmıyorsun beni Tayyar? O kadar güzel saçmalıyorsun ki uyandırmaya kıyamadım. Neyse, demek ki öyle ya da böyle burada istenmiyoruz. Yürü gidelim. Dur oğlum dur, belki yanılıyoruzdur. İyi. Teyame, sana iki sorum olacak. Birincisi, karantili evinle bize niye hava atıyorsun? İkincisi, Şahin'le bana niye salak dedin? Cevaplamak için 5 dakikan var. İstediğin sorununa başlayabilirsin. Birincisi, bu ev karantili değil, karantinada. Yani evde ölümcül bulaşıcı bir virüs bulunduğundan ikinci bir emre kadar eve giriş ve çıkışlar kaldırıldı. İkincisi, siz salak olmasanız ölüm riski olan bir eve zorla girmeye çalışmaz. Evet. Ulan Tayyar sen salak mısın? Virüsle eve girilir mi lan? Oğlum sen demedin mi Tayyar'a gidek de gidek deyi? Evet. Ama onun bir nedeni var. Ben Tayyar'ı çok sevdim. Ama sen ne yaptın? Benim teklifime balıklama atladın. Ulan insan bir düşünür ya. Şahin. Ne? Bu konuyu yolda konuşalım istersen. Bence de. Çünkü şu an elime aldığım bir şey senin kafana geçebilir. Yürü gidelim. Peyami tekrar geçmiş olsun. Geçmiş güle güle inşallah güle güle. Yürü oğlum yürü. Gidelim de şu virüs aşısını vurduralım. Aşı mı? Ne aşısı lan? Virüs aşısı. Ne virüsü? Bir dakika. Peyami. Şu virüsün bize ismini bağışlar mısın? Hombolo kombolo. Tamam. Atalarımız ne demiş? Ne demiş? Hombolo kombolo virüsünden korkma, geç kalmaktan kork demiş. Evet, doğru demiş. Kaçalım. Ben ki ineden sonra böyle acayip sızdım kardeş. Bir de bu yetmez gibi yarın bir tane de olacakmışım. Ben en iyisi Mahir'i arayayım, diyeyim ki bu oyunu burada bitirek, yoksa ben biteceğim kardeş. İş olsun, ne olur iş olsun, hadi be iş. Alo? Do, duyuyor musun? Hayırdır? Sesin neden öyle az geliyor? Mecburiyetten. Şimdi dinle beni bak. Seninle küçük bir oyun oynamıştık ya. Adama bak ya. Dünyada ne kadar hım var ise hepsini bir defada söyledi. Durum çok mu ciddi acaba? Ya Emine durumu bilmem ama bu doktor biraz daha hımlamaya devam ederse hım kaybından ölebilir. Dikkat edelim. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Ne olur söyleyin doktor. Çok mu kötü? Ben dinleyeyim. Bir iyi, bir kötü haberim var. Önce hangisini söyleyeyim? Önce sen iyisini söyle. Kötü haber tez yayıldığından nasıl olsa herkesin haberi olacak. Teo Bey. Hiçbir rahatsızlığınız yokmuş. Aa, çok güzel, çok sevindim. Ay çok güzel. Ay ne güzel. Ay ne güzel. Peki,
Kötü haber nedir doktor bey? Teo Bey ve ailesinde hombolo kombolo birisi yok. Çünkü maalesef ben tahlilleri karıştırmışım. Ama bu da iyi haber. Ama bu sizin için iyi, benim için kötü. Ben hayatımda ilk kez yanlış teşhis koyuyorum. Yani sırf da bizden, bereket Allah'tan. Öyle deme Yılmaz ya. Ya şaka yaptım, yeşillik olsun diye. Buna doktor, madem ki bende bir şey yok hadi, niye bu kadar eziyeti çektirdin bana he? Ben mi? Yok, dedem. Evde yaşadığım o kadar hapis hayatını, bedelini kim ödeyecek? He? Ya bu masum uçaklar, hayatları boyunca o korkuyu unutabilecekler. Peki ya ben? Hadi Mühsine'yi boş ver. O benden her türlü acıya bağışıklık kazanmış. Bu çocuklarına ben seni ölene kadar affetmeyecek olan. Cemil, ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Sizden çok özür diliyorum. Gerçekten yani beni affedin. Meslek yaşantımda ilk kez böyle bir şey başıma geliyor. İlk kez. Bak, eğer benim adım Peyo'ysa bu işin sonunu bırakmayacağım arkadaş. Seni bile süründüreceğim. İnsaf edin Teo Bey, insaf edin, insaf. İmkanı yok, etmiyorum. Yapma Teo, bak çok şükür başımıza hiçbir şey gelmedi. Hepimiz iyiyiz. Baldız haklı. İyi olan eşi iyidir, boş ver, bacanak. Bak doktor, sen bunlara dua et. Yani yat, kalk bunlara dua et. Bunların hatırı olmasa vallahi seni bile süründürürdüm ha. Peki doktor bey, şimdi bizim karantina hayatımız bitti mi? Aa, bitti bitti, mutlu son. Danan. Peki, avuları da çıkarabilir miyiz? Çıkar, çıkar, çıkar. Banyo da yapacağım. İstersen hamama bile gidebilirsin. Yalnız hamama giden terler. Bu günü bayram ilan ediyorum. Ne bayramı bacana? Kongolo kongolo virüsünden kurtuluş bayramı. Akşam oluyor, neredeyse dükkanı kapatacağız. Yani ne Yılmaz Bey'den ne Teo Bey'den haber yok. Bakın arkadaşlar, teklifim hala geçerli. Eğer hesabı almaya gelmezlerse paralar bizimdir. Toraman, sen var ya, ya gerçekten hiç akıl almayacaksın biliyor musun? Funda, sen bu Toraman'a bakma. Yılmaz Bey'lerin evini ara. Ay arayayım da önce bir hesap yapayım. Ne? Daha hesaplamadın mı? Ay hesaplamaz olur muyum Mengen Ali Usta? Hem de 3 kere hesapladım. Her birinde de ayrı ayrı sonuçlar çıktı. Ben en iyisi bir sefer daha hesaplayayım. Ha yine eksik çıkarsa olmadı bu ayda maaşımdan eklerim artık. Naber bacanak o. Naber bacanak o. Teo emmi. Ne ola ne, ne ya? Teo emmi ya, çok yolsuz kaldım ya. Bana bir çıkma yapar mısın? Ne yapabilir mi ya? Çıkma, çıkma bak. Çıkıyor, iniyor, iniyor, çıkıyor. Sana çıkma değil de bir çakma istir canın, he mi? Aşk olsun be Teo emmi ya, aşk olsun. Bak bir telefonla ben geliyorum yani. Yoksa bana şahane 500 yıl dizisinden teklif geldi. Kellem uçana kadar en az 5 bölüm oynardım ya. Bak bir telefonla geldim yani. O rolü iptal ettirdim senin için. Sırf senin için ya. Bak, benden sana bir tavsiye. Bana değil, babam bile güvenmeyeceksen bu devirde. Ula şaka yaptım, şaka ya. Şaka, yerim ben, yerim. Yine hemen de yüzün asilsen ya. Al bakayım işte. Öpeceğim seni, vallahi öpeceğim. Ulan yalakalık etme ya, Allah Allah. Ya, sıfatimi, ya.
Çok ödetti ya. Ne kadar ihtiyacım vardı bir bizden. Harikasınız. Tamam, aslanım, tamam. Aslanım. Bu evde de her şeyi ben halledeceğim kardeş. Alo, buyurun. Teo Bey. He, benim. İyi akşamlar. Funda ben. Hangi Funda? Jane Funda mı? Normal Funda. Lokantadan arıyorum ben. İki gündür lokantaya gelmiyorsunuz da... ...kasada biriken hasılatı ne yapalım diye sormak için arıyorum sizi. Ne hasılatı? Ya bizim sitatımız da mı var? Yo. Varsa da ben bilmiyorum zaten. Ha, o zaman sen hele hasılata gel. Ne hasılatıymış bu? İki gündür lokantaya gelmiyorsunuz ya, kasada biriken parayı diyorum. Oh be, dünya varmış ya. Ha, lokantanın hasılatı mı? Ne o? Lokantanın hasılatı için mi gayrı? Ula bu nasıl bir adam ya? Paranın kokusunu bin metreden alıyor arkadaş. Hastalık nedeniyle gidemedik ya. Ama yarın bir ara uğrarız ya. Parayı benim hesabıma yatırın Funda Hanım. Neden senin hesabına yatıracakmış? Benim hesabıma yatıracak. Ya ne fark eder bacanak? Senin hesabın benim hesabım. Benim hesabım yine benim hesabım. Ver şu telefonu. Benim de. Ver şu. Ya ver bir lan. Ver şu telefonu bakayım. Ya ver bir lan. Ver şu telefonu. Allah Allah. Ver şu ya ver bir lan ya. Ya ver ya, bir lan kardeş ya. Allah Allah. Ya ver bir lan ya. Hele buna ya. Ulan benim mi yavrum? Alo, Funda Hanım, parayı benim hesabıma yatıracaksın. Parayı benim hesabıma yatıracaksın. Anlarsan ya Funda Hanım, ben hesabıma yatırım parayı. Yılmaz Bey, isterseniz paranın yarısını sizin hesabınıza, yarısını da Teo Bey'in hesabına yatıralım. Neticede ortaksınız. Tamam, tamam. Sen öyle yap Funda Hanım. İyi akşamlar. Bak yine iyi tarafıma rastladın. Yarısı senin hesabına yattı, yarısı benim hesabıma. Ben de aynısını yapacaktım. Hadi ulan, sahtekar. Bak bilirsen bacanakta, bende yalan da yok, hılap da yok. Bak beni buradan kurtar, ne istiyorsense vallahi alacağım. Ya bacanak, hiç dilini yorma. Bak sen beni biraz bekleyeceksin burada. Kurban ol lan bak, ölmüşlerin şeyine, o baba şeyine kurban ol lan ben sana bak. Karadeniz'deki hamsilerin yüzüsü ölmesine kurban ol. Bak sana iki tepsi bile... Hamsi buğulamamı istiyorsan, kızartmamı istiyorsan kurban olayım. Bacanak, iki dakika beni bekle. Çok önemli işim var. Geleceğim hayatım, geleceğim. Mahir'in ruhunu el fırlıyor. Doktor Bey. Buyurun, saatler olsun. Banyoda uzun uzun düşünme fırsatım oldu. Ya. Bu benim bacanağa yanlış teşhis koyduğunu biliyorsun değil mi? Evet ya, çok üzgünüm. Oluyor işte. İşte biz bu sebeple söylemesi ayıp yerlerimize iğneler yedik. Bunu da biliyorsun değil mi? Ya öyleymiş. Ama olsun, bağışıklık kazanmış oldunuz işte. Bu iğnelerin insanın canını ne kadar yaktığını da biliyorsun değil mi? Ya yakar yakar. Yani tahmin edebiliyorum az çok. Ama gönlüm bu iğnelerden senin yemeni de çok arzu ediyor. Siz zahmet etmeyin. Ben hastanede olurum. Yok, misafir misiniz? Merak etme, iğne yok. Ama yumruklarımın tadına bakmaya hazır mısın? Hadi ya, bakmış kadar oldum desem olmaz mı? Gel lan buraya. Kaçma. Kaçma, kaçık yoktur. İmdat, gelmedim. İmdat. Yok, bir şey olmayacak. Azıcık bu çocuğumda ödülsün. Bırakacağım, gel. Ya, gel. Adamı bırak ya, Allah sen ya. Ya bacana sen izlemene bak. Biraz sonra tip dünyasının acı bir kaybını izleyeceksin. Ya Yılmaz abi, özür dilerim ya. Affet ya. Sevmedi ya. Çabuk kurtar beni ya. Bir gel ya. Ulan gönlümü sen halini. Ben senden daha çok demişsin ama oğlum. Halim kolum var. Ne oluyor? Baba ne oluyor? Yılmaz ne yapıyorsun? Baba ne oluyor? Ya ne yapacağım? Siz bu adamı tanımaymışsınız ya. Bu saat içeri doktor ya. Bize acı çektirdi. Onun intikamını alacağım ondan ya. Ya Yılmaz dur, bir yanlışlık olmuş. Bırak adamı gitsin. Ya ne yanlışı? Ya tutayısınız beni, adamı kaçırtıyorsun. Ulan çakal. Eninde sonunda elime düşeceksin ya. Teo! Ne olsun?
Ya görmüyor musun sen Möhsin'e? Hatlarımı kestiler ya. Kusura bakma ya Mahir. Ulan sen oldu vallahi kardeş. Aman canım, önemli değil. Sağlık olsun. Bir tarafa bir şey olmadı inşallah. Aa, yok yok, iyiyim. Zaten Yılmaz abinin hamlelerinin çoğu boşa gitti. Ama kaçmasam fena benzetecekti beni. Ya ben seni kurtarırdım da daha gördün de... vallahi benim de elim kolum bağlıydı kardeş. Biliyorum, teveyim mi? Biliyorum. Bilmez mi? Ben de bilemedim vallahi. Sene mi yanayım? Yoksa planın yürümedi yine mi yanım kardeş? Adam kazık çakacak herhalde buraya. Bu hombolo kombolo planı tutmadı. Acilen başka bir plan yapmamız lazım. Tuttu, tuttu. Hem de güzel tuttu. Bak, senin sesin ne kadar da yaklaştı yok. Buradayım, buradayım bacanak. Hemen buyur. Yanında. Sen de... ne zamandan beri buradasın? Bu hongolo kongolo oyununun tutmadığını söylediğinden beri buradayım. İyi ki de gelmişsen, iyi ki de duymuşsan. Bu bir oyundu yani, şakaydı yani. Gülak, eğlenak diye yaptık biz bunu. Ama Allah için de çok komik değil mi? Çok komik, çok. Ben sana öyle bir şaka yapacağım ki şaşırıp kalacaksın. Ya dur hele bacanak. Ne demişler? İnsanlar konuşa konuşa. Bana bak, seninle bundan sonra konuşacak hiçbir şeyim kalmadı. Bu yaptıklarını tek tek hem Emine'ye hem de Baldız'a anlatacağım. Bak bunu yapamazsın. Bal gibi de yaparım ve yapacağım. Yapamazsın. Yapacağım, göreceksin. Ya kardeş, benim adım Keyo. Yapamazsın, dedimse yapamazsın. Ya benim adım da Yılmaz. Yapacağım işte, göreceksin. Sana bir dost tavsiyesi. Yapma. Yaparım. Valla günah benden geçti. Sen kaçırdın. Ben de bu kaseti güzelce götürüp Baldız'ın eline teslim ederim. Ondan sonra da ayıkla pirinci taş. Ne kasetiymiş o? Güzel Yılmaz'ın skandal kaseti. Ya saçmalayıp durma ya. Lokantada beni İstanbul'dan göndermeye çalışmadın ya. Yol yakınca pulunu purtunu topla, sen Erzurum'a dön. Lokantadan, evden vazgeç. Sana şöyle ayda helalinden her ay sana 1000 lira yollayayım. Sen benden çok yaşayacaksın. Aynı tehdidi ben yapacaktım. Hatta artırırım. 1200. Yok 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 yok. Başımın gözümün sadakası olsun. 1500. Bak sen kafayı yedin. Ben ne yapacağım? Evi lokantayı sana bırakacağım, memlekete döneceğim. Avucunu yala, avucunu. Ya yine sen benden çok yaşayacaksın ha. Esas sen avucun yala. Hatta yalamışken ikisini birden yala. Bana bak, sen gene iyi düşün. Hemen karar ver. Hatırladın he mi? Evet, hatırladım. Ne olmuş? İşte o konuşmanın ses kayıtları elimde. Ben boşuna konuşmam arkadaş. Elimde aslanlar gibi deliller var. Sen beni İstanbul'dan göndermek için utanmadan para teklif etmedin. La zibidi, o teklifi sen de bana yaptın. Bana demedi mi alan 1500 lira İstanbul'dan git diye. Acaba öyle mi? Öyle tabii. O zaman gel dinle arkadaş. Dinleyelim. Kolay var. Bana bak, yol yakınken pulunu purtunu topla, dön Erzurum'a. Evden de lokantadan da vazgeç, sana ayda helalinden 1000 lira göndereyim. Vallahi seni hiç yakıştıramadım bacanak. Böylesine de Baldız da bu ayıp teklifini duyarsa çok üzülür bak. Mutlu, mesut yaşayıp gidelim işte. Ne dersen? Sen kafayı yedin herhalde, avucunu yalarsın. Lütfen bile konuşma bacanak. Beraberce yaşayak diyelim işte. Bana yaptığın bu ahlaksız teklifi de hemen unutmaya hazırım. Bana bak, sen gene de düşün, kararını hemen verme. Gördün, bak sen
beni İstanbul'dan göndermek için olanca gücünle her kötülüğü yapmaya çalışırsan, ben ise bak mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmemiz için ne kadar gayret etmişim. Bana bak, bu düpedüz montajdır, bu yaptığında şantajdır. Bunun hesabını çok kötü ödeyeceksin. Ya ben neydim kardeş? İteyip bela kaydetmiş. Onu da anlayacağım, onu da anlayacağım. Odanız çok güzel olmuş Emine. Güle güle kullanın. Beğendin mi gerçekten? Çok sevindim. Ama isterseniz değiştirebiliriz odaları. Aa, olur mu öyle şey canım? Ya Teo enişte isteyebilir diye söyledim. Saçmalama Emine. Teo'nun öyle kaprisleri yoktur. Ama senin kocan biraz sinirli galiba. Evet, biraz. Ama onun siniri saman alevi gibidir. Bir parlar hemen söner. Teo da tam tersi. Bana bak, la façası bozuk adam. Hasta numarası yaptın, bir şey demedim. Senin yüzünden irine yedim, bir şey demedim. Lokantanın hasılatına el koymaya çalıştım, bir şey demedim. Bu son yaptığın, bak bardağa taşınan son damla oldu. Yedim seni ulan. Kaçamasın önümden, gel bak buraya. Nasıl? Kaçma! Sen her şeyi kaba kuvvetinden halledebileceksin mi? Sanırsana ya! Ben sanma ya. Ben eminim. Gel lan buraya. Gel buraya adamsan, gel kaçma. Gelsene buraya. Bak, söylemedi deme. Ben çok kötü kickboks bileceğim ha. O dediğin kickboks olmasın? O değil, benim dediğim kickboks. Bu kralların sporudur. Krallara özel öğretirler bunu ya. Sonra teknikleri de çok özeldir. 120 derecelik açıdan bile vurduğum zaman oturturlar. Tekrar vurduğum zaman da kaldırtırlar. Bana bak, ben o kadar ayrıntıya girmem. Bak, adama bir çattın mı doğru memlekete postalar. Kaçma, niye kaçarsın? Dur bak, günah benden gidecek bana. Senin de o kadar çok günah var ki. O günahların gitmesi 40 gün 40 geceyi bulur. Benim de o kadar zamanım yok. Gel buraya. Gel buraya, kaçma ulan, korkak, kaçma. Ben korkmuyorum ki aramda hesaba koyacağım. Ulan bana bak, gel buraya. Bütün hizmi senden alacağım. Bak ha, buraya kadar doldurmuşsun beni. Gel. Ya bak, anlamayayım sen. Senin iyiliğin için uzaklaşacağım. Sen bilmiyor musun? Benim bir yumruğum aslanı, iki yumruğum da dinozoru geberdir. Noterde bunu da tasdik getirmiş. Saçmalama! Yeryüzünde dinozor mu kaldı? Gel sana buraya, kaçma. Dinozorların nesli niye tükendi peki? Şimdi de Teo'nun nesli tükendi. Gel buraya, kaçma. Kaçma var ya. Olmaz, ne oluyor? Bir şey olmaz hayatım. Bacanakla idman yapıyoruz, değil mi bana? Emine, görüyor musun? Bak ne kadar güzel anlaşıyorlar artık. Sus sus, devamlı kavga edecekler diye o kadar korkmuştum ki. Aman Allah bozmasın. Bak bana bak. Bu işin bittiğini zannetme. Sen bunlara dua et. Seni var ya çok fena doğuracağım. Sen bana bir gelsin. Kurban olduğum Allah her zaman için gariplerin yanındadır. Kurban olayım sana yarabbim. Bir, iki, üç, dört, beş. Lan bu da altı, bu da yedi. Lan bu sekiz, bu da dokuz, on. Melih ya, bir şeyler yapıp muhakkak görmem lazım bu kızı. Ya arasana gelsin bunu. Oldu. Babası Emine kabak gibi oysun. Nerede oturuyorsun? Benim stajyer kapıcılık yaptığım bina yok mu? Orada oturuyor. Oğlum daha ne istiyorsun? Git kızın kapısına. Çöp varmış, almaya geldim de. Olmaz lan. Çok klasik. Buldum! Vallahi buldum! Sen ne yapıyorsun oğlum? Ben nasıl gireceğimi buldum. Oğlum bana da söylesene. Bana bak, sen beni her gördüğün yerde bana vurmak veya çarpmak zorunda mısın? Özür dilerim Yılmaz abi, göremedim. Göremedin mi? Ben de görülmeyecek ebattayım ha. Bana bak, elimde kalırsın. Peki, git.
Bana bir çay. Hemen geliyor abi. Lan şuraya bak. Biz adamı avrasta sandık. O ise düzenbazlık peşindeymiş. Beni İstanbul'dan göndermek için oyun edilmiş. Elbette yok. Esas ben seni buradan göndermesem adam değilim. Değilim de nasıl yapacağım bu işi? Sağ ol kardeşim. Şu ayağa bak. Aha, Yılmaz abi. Oo, alo Osman. Ulan hangi rüzgar attı seni? Nasılsın abi, iyi misin? Sağ ol. Ya o eski işlere bir daha bakayım dedim. Şansımı bir daha burada deneyim. Hala şarkı, Türkçe işleriyle devam mı? Devam abi, devam. Başarana kadar devam. İnşallah, inşallah kardeşim. Ben de yeni geldim. Bizim Macit amcaya gidiyordum. O da komple uşak, beşik topladı, döndü memlekete. Yapma ya, hiç duymadım. Hesap da orada kalacağı. Ne yapalım, kısmet. La beni bırak, sen ne ediyorsun, ne yapıyorsun? Dur hadi Osman, bir çay söyleyeyim sana. Bir çay daha verir misin? Hemen geldi abi. Bana bir miras kaldı. Daha doğrusu hanıma. Vallahi üzüleyim mi, sevineyim. Kader böyle, ne edeceğiz? Yok, o mesele öyle değil. Sonra uzun uzun anlatırım sana. Neyse, ben de bizim Mehmet Ali'yi arayayım. Bu akşam kalayım onunla. Ne lüzum var, bize giderim. Yok abi, ben rahatsız etmeyelim. Ne rahatsızlığı? Bizim eve bir biz varız, bir de bacanaklar. Bacanak rahatsız olmazlar. Olsa da hiç fark etmez. Ulan buldum. Ulan ne buldun? Bu bacanağı İstanbul'da nasıl şükleyeceğimi buldum. Vallahi ben hiçbir şey anlamam dedim. Sen çayını içerken ben sana anlatacağım. Çok hastayım. Ölüyorum. Yanlış geldin canım. Burası hastane değil. Biliyorum. Beni de zaten hastaneden yolladılar. Hombala kombala virüsü kapmışım. Burada da karantina var ya. Ne? Deli misin sen be? Bizim ev temizlendi. Virüs falan yok. Ne? Çabuk git buradan. Karantina da mı yok? Yok tabii salak şey. Allah'ım ben bu kızla nasıl konuşacağım ya? Demek seni evden göndermek için hasta numarası yapmış ya. Sadece evden olsa İstanbul'da da gönderecek, evde, dükkanda ona kalacak. Bak. Ula şeytanın bile aklına gelmez ha böyle düşünce. Ula sen bu teyoyu tanımayasın. Şeytana papucini tersine giydin. Allah Allah. Ya maymunun gözü açıldı bile. Bundan sonra ben de onu göndermek için uğraşacağım. Yani hazırladım bile. Anlat bakayım nedir abi? Burada tanıdık tanımadık kim varsa bizim eve çağıracak. Ula bizim ev mi bu? Sen lan benim değil. Bacanakla bizim ortak eve. Ha. İstanbul'da ne kadar Rizeli hemşerin varsa, kısım akraba varsa hepsini bizim eve toplayacağım. Sonra? Bacanağı evi de hayatı da dar edecek. O da çağırayım, mecburen kaçmakta bulacak. Ula sizin evin kapasitesi 300 bin kişidir mi? Ne alakası var? Ula İstanbul'da zaten anca o kadar Rizeli var. Oğlum ben kısım akrabayı değilim Allah Allah. Ha o iş kolay. Sen kaç kişi istiyorsun onu söyle bana. Ya içi sen varken başkasına gerek yok ya. Aşk olsun abi ayıp oluyor ya. La oğlum şaka ederim. Sen de biraz şaka kaldırmaya öğren artık. Benim yapım bu. La oğlum hem sanatçı olacağım değilsin, hem sahneye çıkacağım değilsin, hem de ufacık bir şakadan suratını aşağısın. Bırak şimdi onu bunu da hemen kısım akrabayı aramaya başla. İyi. La bacana. Yaptım şimdi çırağı. Ula kulak ulanı bile çınlama görmemiştir ha. Zencene beni aldı herhalde. Hangi Hüseyin? Bizim Hüseyin canım. Hüseyin Barak oğlum. Yani ben böyle samimi olanlar Hüseyin derek de biz ona. Ulan Osman. Sen bu bizim pıfitik Cemal'i de aradın mı? Aradım. Karesi, üç tane uşağı, bir de kaynana takdibesine geliyor. Oh! Ya bu niye pıfitik değil? Bu şimdi ayağına tuhaf böyle pıfitik perükleci ya, onlar değil. Ben şimdi eve gideyim. Sen de yarım saat sonra gelirsin. İyi, tamam. Ha bu adresi yaz da ver bana. Yazayım.
Diğerleri de senden sonra birer birer damlasın. Tamam. Ulan Teo Efendi, İstanbul'a artık sayılı saatlerin kaldı. Seni en kısa zamanda arkana bile bakmadan Erzurum'a şutlayarım. Sofra hazır. Ulan füze olsa ancak bu kadar hızlı kalkış yapar. Demir hız devri bacana. Evden kaçarken de bu hızın sana çok lazım olacak. Hadi uşakla sofraya. Bismillahirrahmanirrahim. Masaya bak ya, bir kuş sütü eksik vallahi. Ellerine sağlık kızlar. Afiyet olsun. Maşallah, maşallah. İki aile güçlerini birleştirince ne güzel şeyler çıktı ortaya, gördünüz mü? Gördüm, gördüm. Biraz sonra da sofradakiler resmi geçide katılacaklar. Nasıl resmi geçit? Midemdekine tabii. Ziyafet yine ziyafet vallahi. Bacanak senin dediğin çıktı ha. Ne demiştim? Bugün bayram dedin ya. Hakikaten bir gelerimiz bayram edin. Baba Ali Osman abi geldi. Vay! Ali Osman'ım, hoş geldin hayatım. Hoş bulduk abi. Duydum burada olduğunu, ben de İstanbul'a gelmişim, kendim seni bir ziyaret edeyim. Çok iyi ettin. Hoş geldin. Sen de şimdi karnını da açtın yoldan. Aslında ölüyorum ama böyle var ya, hep sofrayı yapıyorum. Geç şöyle, geç şöyle. Hadi mi? Sen git Ali Osman abiyle çatal, tabak getir. Hadi bakayım, koş. Bacana, bu Ali Osman var ya, benim dayımın oğlunun 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 oğlu. Çok severek birbirimiz. Allah mutluluk izi bozmasın. Anneler nasıl Ali Osman? Çok iyiler, selam ederler sizlere. Aleyküm selam. Ya adam ya kıtlıktan çıkmış ya da rejimde. Ya hemşerim arada bir nefes almayı ihmal etme lan. Ate yok. Kendi iyiliği için söylemiyorsun. Yemek konusunda artık rakipsiz değilsin bacana. Hiç değilse elmacı kurtardık Mehsin'i. Duvar mı? Ya Ali Osman, ne kadar kalacaksın İstanbul'a? Abi, bir iki hafta kalmayı düşünüyorum. Nerede kalacaksın? O ne biçim söz Emine? Biz var için tabii bizim yanımızda. Abi, ben rahatsız etmesem. O lafı duymamış olayım. Ne rahatsızdı? Bizim yanımızda kalacaksın. Değil mi bacana? İnsanın akrabası varken başka yerde kalması yakışık almaz. Almaz da yani, sizden başka akrabası varsa daha da iyi olur. Yok yok, burada başka akrabası yok. Hem olsa da katiyen bırakma. Aman bırakma. Sıkı tut. Tamam Feyyam abi, akşam servisi bitti. Aferin lan sana. Açın benim seni. Açın benim. Hemşerim, bu Yılmaz Koloğlu nereye oturuyor? Neden? Niye sordun ki? Kendisi akrabamız olur da ziyaretine geldim. Ha.
Ya ben de sizi dilenci sandıydım. La ne diyorsun sen ya? Ya yok beyefendi, yanlış anladınız. Dilencilerin ve seyyar satıcıların girmesi yasak, o yüzden şey ettirdiydim. Tövbe tövbe. Buyurun, buyurun. Dur sen dur, bu sefer ben bakayım. Bir adam tükür tükür işleyin. Ula Pufidik Cemal, hoş geldin hayatım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Neneciğim, sen de hoş geldin. Yengenim, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ya kaynananız da sizi o kadar çok seviyor ki. Buyurun sofraya, buyurun sofraya. Biz size zahmet vermeseydik. Olur mu için, ne zahmeti? Kızım, Fadime, kalk misafirlere bir servis aç. Lan Artun, beni gördüm, sen de gördün mü? Evet ya. Akşam akşam genç bir kızın olduğu eve ne diye böyle genç ve karizmatik insanlar gidiyor ki? Ben onu demiyorum oğlum. Adamın ayağındaki pofidik delikleri görmedin mi? Yok Peyami abi, ben o sırada potansiyel rakibime kilitlenmiştim. Ne rakibi lan? Fadime ile karşılaşacak her insan benim potansiyel rakibimdir. Bunu asla unutma Peyami. Oğlum ben neredeyim, sen neredesin? Ben diyorum ki adamın ayağında pofidik pofidik terlikler vardı. Onunla geziyormuş diyorum lan. Abi istediği yerde, istediği şekilde giyinebilirler. Ama o diğerini bir Fadime'nin yanında göreyim. Yemin ediyorum saçını başını yolarım vallahi. Mertim, saç baş yolmak kızlara özgü bir hareket. Bunun farkındasın değil mi? Aman be Peyami abi, ben sinirden ne dediğimi biliyor muyum Allah aşkına? Oğlum salak, akrabalarıymış işte. Ondan mı kıskanıyorum çocuğu? Yürü gidin şimdi. Yok yok, benim en kısa zamanda Fadime'yi açmam lazım. Bana bak lan. İşine aşkını karıştırmadan ne harcıyorsan git. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Okay? Okay. Yes, of course. Okay. You understand that? Okay. Defol. Ne dedim ben ya? Oh, oh. Bacanak, bu pufidik Cemal var ya, bu benim akrabam olur. Cemal, bu da sana söz etmiştim Teo, bacanağım. Çok severim onu. Memnun oldum. Emin ol, benden daha çok memnun olamazsan. Yılmaz, akşam akşam sizi rahatsız etmiyorum değil mi? Ya olur mu öyle şey? Cemal Usta ya, bu sofrada herkese yetecek yemek vardır. Öyle değil mi bacanak? Tabii canım, tabii. Yiyin patlayın. La Pufidi, hangi rüzgar attı sizi İstanbul'a? Biz zaten İstanbul'aydık. Ali Osman da bizi arayınca biz de... Aradım. Aradım, evlere nasıl basmış onu öğrendim yani. İyi ki aradım. He, iyi ki aradı, evi su bastı. Yılmaz'ın İstanbul'a yerleştiğini öğrenince de... kısa bir süreliğine yanına kalabilir miyik diye izin almaya geldik. Ne? Ne demek? Burası sizin eviniz sayılır, biz akrabayız. İstediğiniz kadar, dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Enişte, akrabaların geldi. Ne ola? Soframız o kadar bereketliydi ki gelen misafirlere yetti de arttı bile. Hele şu hamsili pilav yok mu? Vallahi ben Rize'de bile böyle güzel hamsi yemedim. Eline sağlık, emine yengeciyorum ben. Afiyetler olsun Ali Osman. Benim karım balığın hasini yapar. Balıkların hası hamsi, aşçıların hası Emine. Sen hamsiye balık mı diyorsun bacanak? Oy, sen hamsiye laf mı edersin? Sus ol abi, sus. Tövbe estağfirullah. En lezzetli balığı ben yakalamışım. Sizin de yeme şansınız olsaydı... hamsi dahil öteki balıklar
saman gibi gelirdi size. Sen balık tutmasından biliyorsun. Yok, bilmiyorum. Tabii ki bilirim. He? İstersin sonra diyeyim. Yahu sende de ne kadar büyük bir işin büyük kübra varmış. Ata ata bitmedi. Geçen sene miydi ne işte, bir gün böyle evde oturuyorum, telefon çaldı. Hele de ki kim ola? Dur, tahmin edeyim, alıştık. Obama. Yok. Putin. Yok. Merkel. O da değil. Kimdir o zaman? İtalyanya Başbakanı Berlusconi. Dedim, hayırdır ola, ne aradın? Dedi ki, ya Obama seni o kadar aramış, aramış, bulamamış. Dedi ki, Teo'ya ulaşamayız. Bir baba hayrine sen bir uğraş, haber ver, Amerikanya'ya gelsin. Dedim, ola, senin ne işin var Amerikanya'da? Ülkeleri mi karıştırdın yoksa? Dedi ki, yok, Obama beni acilen çağırdı. Dedi ki, ayrıca da şimdi Sarkozy'yi çağırmış. Japonya, Çin, Hindistan başbakanları, bütün başbakanları çağırmışlar. Dedim ki, ola yoksa siz altın günü yapıyorsunuz, benim niye haberim yok? Dedi ki, ya teyemiyor, olur mu öyle şey? Altın günü yapsak biz sana haber vermezdik. Dedim, olur mu ya kardeş? He. Dedi, Atlas Okyanusu'na balığa çıkacağız. Aa, dedim. Obama dahil, Berlusconi, Japonya, Çin, Hindistan başbakanları hepsini çağırmış. Tamam dedim ha. Gelmesine gelim de kardeş, neyle gelim? Dedi ki, biz seni oradan bir tane jet gönderirik, jetine çıkar gelirsen. Sana şimdi özel jet yolladılar seni buradan almak için, he? Yok. Ha, normale dönmeye başladın. Putin de daha Amerikanya'ya gitmemiş. Beni aradı ki, ben kendi jetimle gelir, seni de alırım, beraber giderik dedi. Yok, yok. Bu adam katiyen ifne olmaz. Neyse, efendime söyleyeyim. Tehnelerle okyanusa açıldık, balık tutmuyor. Obama, Putin, Sarkozy, Merkel, Berlusconi, ortalarını atırlar, çekirler boş. Atırlar, çekirler boş. Arkadaş, ben atıram ya, çektiğimde 100 kiloluk sadım. İkinci attığımda çekirem 200 kiloluk sadım. Okyanusta sazan, he? He. Hem de bir sürü. Böyle kaynır, kaynır. Ya kardeşim, sazan bir kere tatlı suda olur. Yahu bacanak, çok cehal kalmışsan da... bilmemişsen adı üstünde de sazan. Ne bilsin, burası tatlı su mi, tuzlu su mi? Hadi onu geçtim. Hiç dünyada 100 kiloluk sazan olur mu lan? Ya bacanak, 200 kiloluk Yılmaz olur da... 100 kiloluk sazan olmuyor mu? Neyse. Ben böyle atıyı çıkartıram ya... ötekiler beni nasıl kıskanır, nasıl kıskanırlar. Bu arada da Merkel'le Berlusconi iki tane istavrit yakaladılar ki neşeleri yerine geldi. Okyanusta istavrit, he? He. Lan ne işi var istavritin Atlas Okyanusu'nda? Demek ki sazanların peşine takılmışlar, ilece gelmişler. Sana başka bir şey diyemiyorum. Allah seni ıslah etsin. Neyse. Bu Merkel'le Berlusconi ikişer tane daha balık tuttular ki... keyifleri tam yerine geldi, neşelendiler bunlar. Bu arada da hava bozdu. Olan arkadaş geçen kıyamet koptu. Bir yağmur,
böyle şimşekler çok iyi, deniz kabarır. Böyle deniz kabardı ya, böyle tekneyi kaldırır, yendirir. Kaldırır, yendirir. Kaldırır, yendirir. Kaldırır. İndir, indir. Hemi indirecektik. Yendirir. Hele de ki o yendirdiğimiz yer neresi? Neresi? Van Gölü. Yuu! Ben de öyle dedim işte. Demek ki Allah'ın hikmetine sual olunmuş. Dedim ki bunlara, maksadımız balık tutmak değil mi? Burada da tutarık dedim. Neyse, ben oltayı hazırladım, rastgele dedim, fırlattım. Fırlatmamla balık takıldı. Başladım çekmeye. Çektim, çektim, öyle bir güzel balık idi ki. Bu arada baktım ki böyle ufukta bir karaltı. Biraz yaklaştı ki ne ola? Van Gölü canavarı. Şimdi benim tuttuğum balığı yutmaya çalışır. Bu arada Obama, Putin, Sarkozy, Merkel, Berlusconi nasıl titirir? Canavarı gördüler ya. Ola dedim, size bile tehnenin arka tarafına geçin. Bunları aldım oraya, ben başladım oltayı çekmeye. Çektim, bu canavar da balığın peşine gelmiş. Yakalamaya çalıştım. Ben çekirem, o çekir. Ben çekirem, o çekir. Ben çekirem, o çekir. O arada bizimkiler dediler ki, ya Teo kurban olayım. Avuni bırak da kes. Bence de bırak bu ayakları artık bacanım. Teo bu kardeş, tuttuğunu bırakır mı? Bırakma. Ben çekirem, o çekir. Ben çekirem, o çekir. Tam tehnenin yanına geldi, burun buruna geldi. Ben balığı aldım, kobiye koydum bu tehnenin yanında. Bunun kafasına kafasına nasıl vurayım? Öyle tepesine tepesine, tepesine tepesine. Ola bir şey olmuyor arkadaş. Yaradana sığındım arkadaş. Buna son kez öyle tepeden yendirmem ile bu öyle orada ruhunu kesir. Bacanak, atılır da bu kadar atılmaz ya. Pes doğrusu. Van Gölü canavarını ben öldürdüm diye adam. Şuna bakın ya. Yalan mı? Varsa hani ya? Hem ismini niye söylemiyorlar hiç? Tuyum ya sen bir tane lezzetli balık vardı, onu anlatıyordun. O nedir o? Bir daha anlatsana, nedir? Gördün mü yemeden anlayan adamı? Aklı orada kaldı. Balığı kovadan aldım, mangal zaten tam kıvamına gelmiş idi. İle güzelce orada pişirdim. Obama, Putin, Sarkozy, Merkel, Berlusconi böyle nasıl görmemişler gibi ile mi yiyinler? Ben de alttan dedim ki, valla yiyin, yiyin. Babaz mı görmüştü böyle balığı? Hayatımda yedim. En kral balık, o balık. Bana bak bacanak. Bak o kadar yalan söylüyorsun ki korkayarım senden. Çarpılacaksın. Ya o bacanak da bülüysem de bende yalan da yok, hılap da yok arkadaş. Hele bu söylediğin son kuyruklu yalan. Çünkü dünyada balıkların babası neymiş? Hamsi. Erken yatıyoruz. Ayıp oldu Yılmazlara da. Esas ayıbı o yattı. Sayesinde ev otele döndü. Ya ne yapacaktık Teo? Akrabası adamın.
Ya kusura bakmayın kabul edemem mi diyecektin? Yok canım tabii. Ama birdenbire akrabayı tevrukatının eve doluşması da bir garip yani değil mi? Aman Teo, senin de bu her şeyin altında bir şey arama huyun yok mu? Ya sanki seni kızdırmak için mahsus yapıyor Yılmaz. Tabii ya, bacı bir de numara yapıyor. Vay uyanık, akrabaları yanacak, eve pozitif seracak. Ben de uzanıp memlekete döneceğim. Yağma var mı? Ben yermiyorum ya. Ben de hemen karşılık vermem lazım. Kim var, kim yok eve çağırmam lazım. Ne oluyor Teo? Ben bir hava alacağım. Hoppala. Hoppala hoppala. Ciddi ciddi gidiyor adam. Sen benim şaka yaptığımı nerede gördün Möhkine? Tabii canım, Allah için hiç görmedim. Ben gidiyorum. Ne zaman gelirsin? Sen beni merak etme, yat uyu. Benim acilen temiz havaya ihtiyacım var, yoksa havamı alacağım. Hayırdır bacanak? Nereye böyle? Bir telefon geldi de oraya gidiler. Obama mı çağırdı yoksa Putin mi? Yoksa bu karısının çocukları bırak kaçmasın. Sokakta, kahvede, kızım akrabadan adım atacak yer olmaz değil mi? Elin sallasan, bizimkilerden birine çarpardı. Şimdi arıysan ya, illa için bir tane dadaş yok. İyi, akraba diye kimi yutturacağız? Yine Mahir'i arayayım. Alo, Mahir? He, ben, he. Bak, beni iyi dinle. Acilen buluşmamız lazım oğlum. Çok acil ha. Kahvede buluşak ola. He, bak gecikmiyor sana, kurban olayım. Tamam. Başka. Ha, bir de bizim şaşkın hamalları da çağırdın mı? O iş tamam. Vallahi öyle de gider olur ki. Yılmaz. Buyur hayatım. Bir dakika gelir misin? Hop! Bu kadar insanı nasıl yatıracağım bilemedim. E canım, herkes nerede yer bulursa orada yatar artık. Kafanın taktığı şeye bak. Burada 3-4 kişiden değil, tam 11 kişiden bahsediyoruz. Farkındasın değil mi Yılmaz'cığım? Ya Emine, ne demişler? Misafir umduğunda değil, bulduğunda yatar. Sen bir şeyler yaparsın. Hadi aslan karıcığım. Anladın he mi kardeş? Bizim köylü kıyafetinde bizim eve geleceksin. Yılmaz abi gitti mi? Yok. Ya adam az kalsın tahammüden öldürecekti beni. Ha sizin eve gelmişim, ha kendimi köprüden aşağı atmışım. Vallahi ben köprüyü tercih ederim. Hiç olmazsa fazla acı çekmeden ölürüm. Korkma oğlum, korkma. Sana bir şey olmaz. Kılık değiştireceksin. Zaten adam kız zeka. Hayatta seni tanımaz.
Vallahi şimdi kılık mılık diyorsun, bıyık mıyık alınacaksa bunlar masraflı iş. Ayrıca büyük risk var. Anlaşıldı, anlaşıldı. Ama risk çok büyük. Bak gitgide büyüyor böyle. Tamam ona, tamam ya. Ya bunun cani ruhi para ya. İdare edeceğiz artık. Ne yapalım? Bu ne? Telefon çalıyor. Şey Arif, Rıfat. Onu da aramıştım, eve gelsin diye ulaşamamıştım. Alo Rıfat. He ben. Ya beni iyi dinle bak şimdi, sizin aile kaç kişilik? Ula oğlum koç, anket yapmayacağım ya. Sana bir işim düştü he. Bunun için aradım. Yok telefonda anladı ama. Kıymaya gel, tamam. Kıymaya gel, kıymet anladım. Haydi. Haydi görüşürüz kardeş. Buyur Teyami. Hah geldiniz uşaklar. Evet gelmişiz. Acaba sizi çağırdığıma doğru mu yaptım? Vallahi bile bile. Naber bacarak o. Ya Ali Osman, ben dalga geçmiştim ama Teo ortalıklarda yok. İnşallah memlekete kaçmıştır. İnşallah. Ben de peşinde çocuklarını şıklarım Erzurum'a. Geç Taci. Ya Teo'ya mı? Rahatsızlık vermeyek. Ne rahatsızlık ya? İnsan akrabasından rahatsız olur mu ya? Hem bacanak. He bacanak he. Tanıştırayım. Halamın oğlu Taci. Memnun oldum. Buradakiler de Yılmaz ve Saz ekibi. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Taci memleketten geldi, ben de otogardan gittim aldım kendisini. Ulan Erzurum'dan buraya bavulsuz mu geldi o sen? Hakikaten bavulu unuttum. Ya. Otogardı unuttuk bavulu, bak gördün mü? Şey neyse yarın gider bir ara alırız. Cüzdanım da bavuldaydı ya. Bütün param da cüzdanın içindeydi. Beni mi soyacaksan insan mısın? Teo, neredeydin? Bu adam kim? Ya Baldus, sen bu Teo'nun halasının oğlunu tanımayın mısın? Teo'nun halası yok ki oğlu olsun. Anamın halasının oğlu he. Dolayısıyla yani benim de. Benim niye bundan haberim yok? Müslüne sormadın ki. Şimdi Taci bu gece bizde kalacak. Ve ondan sonraki 10 gece daha. Ya bacana, biliyorsun burada yer problemi var. O zaman ben gideyim. Olmaz. Ben akrabamı sokağa atamam. Değil mi? Çok ısrar etme istersen, he? Yok, olur mu ya? Onunki akrabada, benimki Şam babası. Ne var? Vallahi benim biraz uykum var. Benim de. Teyami'ye derdimizi açtık, o da bize evini açtı. Ne yani? Siz lan burada kalacaksınız? Ulan burası da iyice otel oldu ya. Vallahi mı? La salak salak konuşup durma. Onlar benim misafirim bacanak. Ulan o haydi, akraban yatıya kalacak anladık. Bunların ne işi var buraya? Onlar benim akrabamdan da ileri. Ha? Ne alakası var? Şu koca İstanbul'da hasta olduğum zaman ziyaretime bir onlar gelmişti ya. Vallahi doğru söyleyin, ben şahidim. Vallahi ben de dayarın doğru söylediğine şahidim. Ev kiralarını ödeyememişler, ev sahibi dışarı atmış bunları. Beni aradılar, ben de dedim ki ulan çıkın gelin bizim eve. Ne yani? İki ev sahibi ikisini birden sokağa attı, sen de çağırdın buraya. Yok, ikisi de aynı evde otururlar.
Allah Allah! Sabır ver bana ya Rabbi. Bence de. Çünkü birazdan gerçekten ihtiyacı olacak. Buyurun. Burası Teyyip Arıyan'ın evi midir? Evet. Biz akrabalarıyız, Erzurum'dan geliyoruz. Ne?